Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Poco M5 ile beraberiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Poco M5 serisini bizlere tanıtmıştı. M5 ve M5 Pro. Geçtiğimiz modelleri de aslında inceleme fırsatı bulmuştuk. Onları da YouTube kanalımız üzerinden inceleyebilirsiniz. 10.000 TL altı en güçlü telefonlar arasında en baş sıralarda yer alabilecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Detaylarına da şimdi hemen gelelim. Olduğu gibi tasarımdan başlıyoruz. Tasarım konusunda cihazı elime alacağım. Arka tarafında gördüğünüz üzere deriye benzer plastik bir yapı bulunuyor. Hemen üst tarafındaysa Poco'da görmeye alışık olduğumuz bir kamera kurulumu ve Poco yazısına burada yer verilmiş. Burada hemen kamera kurulumunda görüyoruz. Yan tarafında da bir flaşı var. Cihazın böyle birazcık etrafına bakacak olursak üst tarafta bir jack girişimiz, kızıl ötesi sensörümüz, yan taraflarda ses tuşumuz, hemen altında güç tuşumuz. Bu tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da kullanabiliyoruz. Alt tarafta hoparlörümüz, şarj girişimiz ve mikrofonumuz bulunuyor. Diğer tarafındaysa çift sim girişli slotumuz bulunuyor dedikten sonra buraya koyuyorum. Cihazın üst tarafında çentikli bir ekran bizleri karşılıyor. 5 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Çerçeveleri de görüyorsunuz. Burada ekran gövde oranı %83.11 olarak korunmuş. Böyle çerçeveler orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada cihazın bize gelen rengi siyahtı ama bu renklerin yanında sarı ve yeşil de bulunuyor. Onları da bir göz atabilirsiniz. Belki ilginizi çeker. Dedikten sonra cihazın teknik özellik tablosuna gelelim. Hemen tablomuz önümüze gelsin. Teknik özelliklerde şunları görüyoruz. Cihaz 6.58 inç 1080x 2408 piksel Full HD Plus çözünürlüğü sunan IPS LCD bir ekranla geliyor. Cihazın Yonga setinde MediaTek Helio G99 kullanılırken işletim sisteminde ise MIUI 13'e yer verilmiş. 6 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolamaya sahip cihaz gücünü 5000 mAh'lık bir bataryadan alıyor. Bu batarya da 18 Watt'lık bir adaptörle şarj oluyor. Cihazın 50 megapiksellik güçlenme kamerasının yanında birçok özellik bizleri karşılıyor. Cihazın teknik özelliklerine beraber birazcık da göz atmış olduk aslında. Teknik özelliklere bakınca cihazın orta ve giriş segment arasında bir yerde olduğunu da sizler de anlayabilmişsinizdir. O zaman ekranla başlayalım. Bakalım ekranda bizlere neler sunuyor. Tek tek inceleyelim bu özellikleri. Cihazın 6.58 inçlik bir IPS LCD panelle geldiğini söyleyebiliriz. 1080x 2408 piksellik Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor bu ekran bize. 401 ppi piksel yoğunluğu bulunan ekranda 90 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor ve 240 Hz'lik de dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile beraber de korunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Cihazda birazcık dizi ve film ya da YouTube'da takılma şansı buldum. Ekranda 16 milyar renk seçeneği sunuyor bu telefon bize. Bence gayet yeterli. Gün ışığında ya da farklı ortamlarda dizinizi, filminizi izlemek istiyorsanız bunu da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ekranın gövde oranında tasarımda bahsetmiştim. %83.11 bir ekran gövde oranı bulunuyor. Yani yine aslında bir orta segment olduğunu cihaz bize birazcık belli ediyor. Ama çerçevelerin çok da göze batmadığını söyleyebilirim. Yani gayet ideal bir boyutta bir telefonun ekranı olduğunu belirtelim. Cihazın kamerasına da gelecek olursak 50 megapiksellik bir ana kameramız var arka tarafta. 2 megapiksellik makro kameramız, 2 megapiksellik bir derinlik algısı kameramız bulunuyor. Onun hemen yanında da bir flaşımız yer alıyor. Cihazın ön tarafındaysa 5 megapiksellik bir ön kameraya yer verilmiş. Cihazın video tarafında çözünürlüğünde her iki tarafta, ön kamerada da arka tarafta da 1080 piksellik 60 fps'lik bir çözünürlük sunuyor bizlere. Bu da yine aslında çok da kötü bir görüntü kalitesi değil. Ben birazcık video çektim. Sarsıntılarda falan birazcık daha önleyebiliyor aslında. Böyle çok da hissetmiyoruz. Fotoğraf da çektim. Fotoğraflarda okeydi, normal fotoğraflarda, ama portrede tam beni çerçeveleyemedi aslında. O derinliği tam yakalayamadı. Şimdi çektiğim fotoğraf ve videolara geçelim. Değerlendirme size kalsın. Alt taraflarda yorumda belirtmeyi de unutmayın.
Herkese selam. Şu an Poco M5'in ön kamerasını test ediyoruz. Hava birazcık yağmurlu. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şöyle de hareket edeyim. Görüntü kalitesi bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Şimdi de Poco M5 ile arka kamera testindeyiz. Birazcık yürüyorum. Sarsıntıları da sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde bir görüntü kalitesi var. Birazcık da arka kamerada zoom'u deneyelim. Şurada bir cami var. Ve bu şekilde görünüyor. 6x'e kadar zoom yapabiliyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Görüntü kalitesi bu şekilde. Fotoğraf ve videoları gördünüz. Nasıl oldu? Beğendiniz mi bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dedikten sonra birazcık da bu telefonun donanımına geçelim. Bakalım donanımda bize neler sunuyor. Cihazın Yonga setinden başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. 8 çekirdekli 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle hazırlanan MediaTek Helio G99 kullanılmış bu cihazın Yonga setinde. Cihazın grafik işlemcisinde ise Mali G57'ye yer vermiş marka. Cihazın 4 ve 6 GB olmak üzere 2 farklı bir varyantı bulunuyor RAM seçeneğinde ve DDR4'ü kullanıyorlar. Dahili depolamada da aynısını görüyoruz. 64 GB ve 128 GB olarak ayrılıyor. Yani şöyle bahsedeyim. 4 GB bir RAM seçeneğiyle alıyorsanız 64 GB'lik bir dahili depolama sizlere geliyor. Bize gelen telefonda da onu görüyoruz. 4 GB'lik bir RAM ve 64 GB'lik dahili depolama var. 6 GB'lik RAM seçeneği de seçerseniz 128 GB'lik bir dahili depolamayla beraber geliyor. Ama bu dahili depolamayı SD kart ile beraber arttırabiliyorsunuz 1 TB'a kadar. Cihazın bağlantılar tarafındaysa Wi-Fi 5 desteği ve Bluetooth 5.3'ü görüyoruz. Bu da eğer bir yere bağlanmak istiyorsanız akıllı saatiniz, kulaklığınız çok hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz ve bağlantılarınızda bir kopukluk yaşamıyorsunuz. Zaten üst tarafta bir jack girişi bulunuyor. Bu jack girişi aslında ondan da bahsedeyim yeri gelmişken. Aslında bence avantaj jack girişi olması bir telefonda. Çünkü herkes Bluetooth kulaklık kullanmak istemeyebiliyor ve Bluetooth kulaklıklarda biliyorsunuz bazen çok daha küçük de olsa gecikmeler yaşayabiliyoruz. Ama kablolu kulaklıklarda bunu görmüyoruz ve çok hızlı bir şekilde oluyor. Tabii ki sizin tercihinize bağlı. Zaten son dönem çıkan telefonlarda, üst segment telefonlarda bu jack girişinde görmüyoruz. İnsanlar şey diyor yani bu paraya bunu veren adam kulaklığını da alsın bir zahmet. Ama dediğim gibi yani jack girişi bence bir avantaj. Bunu da değerlendirmek önemli. Tabii bunları giriş orta segment telefonlarda görüyoruz daha çok. Dedikten sonra cihazın bataryasından bahsedeceğim. Bataryasında 5000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. 18 Watt'lık bir şarj adaptörü bulunuyor. Bunda da çok hızlı bir şekilde şarj edip biliyorsunuz neredeyse 1 saat içerisinde telefonunuz hızlı bir şekilde şarj oluyor. Cihazın kullanım deneyimine gelecek olursam ve fiyattan bahsedecek olursam. Akıcılık konusunda böyle 90 Hz evet yeterli oluyor. Zaten orta segment bir telefon olduğu için ultra bir performans beklemiyorum. 90 Hz'lik bir tazeleme hızı bence oldukça yeterli. Fotoğraf ve videolarda da yine tatmin edecek bir seviyede bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazın fiyatı da 7090 TL olarak satışa sunuldu. Zaten çok daha yeni bir telefon. O yüzden yakında fiyatı da artabilir. Hiç belli olmaz. O nedenle eğer bir telefona ihtiyacınız varsa ve beni idare etsin diyorsanız alabileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Benden bu kadar. Size belli çerçeveler içerisinde Poco M5'i tanıtmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da bu cihazın nasıl bulduğunuz alınır mı? 7000 TL bu cihaza değer mi? Bu cihazın seviyesinde farklı cihazlar var mı? Hangisini alalım? Hangisini almayalım? Birbirimize rehberlik edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.